Ağustos ayında kızı Leyla'yı kucağına aldı. O çiçeği burnunda anne, ekranların güzel oyuncusu Sela Bakan. Aşk oyununu gireceğim, gireceğim. Henüz annelik heyecanını yaşarken bir anda kendisini ev karantinasında buldu. Peki bu günlerde nasıl zorluklar yaşadı? Güzel oyuncu içine haber müdürümüz Asiye Acar'a döktü. İlk olarak korona günlerinde mutfaktaki hünerlerinden bahsediyoruz. Karantina döneminde hamur işleri yakamı evet, maalesef böyle. Tam da ona söyleyecektim. Bir gün lahmacun, bir gün kek, bir gün börek, bir gün poğaça. Ne olacak? Geçen gün hatta sosyal medyada söylemişsin 150 kilo olmam inşallah diye. Neyle dedim 100 kilo olacağız, 150 kilo. Öyle gözüküyor. Ama çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Ben hala emziriyorum Leyla'yı. Hiç mama vermedik. O konuda çok disiplinli bir anne oldum ve başardım. İlk başta sütümün gelmemesine rağmen dedim ki ben bu bebeği emzireceğim. Sela Hanım o hamur işlerinden yola çıkıyor ve doğum sürecinde aldığı kilolardan bakın nasıl dert yanıyor. Çok kilo aldım. Evden dışarı çıkmadım. Sen dedi canla başla bebeğini emzirmeye gayret edeceksin. Bu çok önemli bir şey dedi. Biz de öyleyiz. Zaten annelerimiz de hep öyle yapmış. Eski usul. Ben o yüzden zaten hamileliğimde söylemesi ayıp 24-25 hatta sonlara doğru birazcık daha fazla kilo aldım. Ve hamile doğurduktan sonra da kilomu tam olarak veremedim. O yüzden dışarılara çıkmamaya çalıştım falan. Birazcık moralim bozuldu ama sonra dedim ki bu benim için en önemli zaman. Bebeğimi emzirmem lazım. Bu zamanlar bir daha geri gelmeyecek. Kilo dedim nedir ki alırsın verirsin yani yapacak bir şey yok. Zaten hamileliğimde çok almışım. O yüzden doğumdan sonra kilo veremedim. Ve minik güzellik Leyla. Tüm sevimliliğiyle ikinci sayfa aracılığıyla ilk kez kameralar karşısında. Leyla. Ay maşallah sana çok güzel. Allah'ım seni nazarlardan korusun. Boşuna söylemiyorlar anne annesi işte baba ve anne ortak yapımı böyle muhteşem güzel bir bebek. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Minik Leyla'yı uykuya uğurluyor ve taze anne Sela Bakan'ın annelik maceralarını dinlemeye koyuluyoruz. Samimi itiraflar arda arda geliyor. Annelik çok zormuş. Allah'a şükürler olsun. Hayatımda ne değişmedi ki? Her şey değişti. Bir kere ev düzeni değişti. Uyku saatleri değişti. Her şeyi Leyla'ya göre ayarlıyoruz. En önemli şeyimiz o bizim için. Birinciliğimiz Leyla oldu. Akşamleyin ben onu sürekli emzirdiğim için hep yanımda yatırıyorum. Leyla doğduğundan beri benimle beraber yatıyor. Hiç onu yanımdan ayırmadım. Sonracığıma uyku düzeni çok tabii ki çok zorlayıcı bir şey yani. Annelik inanılmaz zormuş. En büyük iş ya. En büyük iş. Bugüne kadar ay şu sette yoruldum, ay şöyle oldu, ay böyle oldu falan filan diyordum. Ya da bazı şeyleri üzüldüğümü düşünüyordum. Şimdi Leyla olunca üzüntünün ne olduğunu öğrendim. Uykusuzluğun ne olduğunu öğrendim. Güzel oyuncu anneliğinin ilk aylarında zorlu günler yaşadığını ve çoğu kez gözyaşlarına boğulduğunu da anlatıyor. Anneliğimin ilk 3 ayında çok ağladım. Halüsinasyonlar gördüm. İlk 3 ay inanılmaz zordu. Bir kere işte o sütünün gelmesi, sonra işte o yani göğüslerin başka bir şey oluyor falan filan böyle yara oluyor her yerin. Leyla hiç uyumuyor. O gaz hiçbir zaman çıkmıyor. Benim bebeğim çok gazlı bir bebekti. Doğumumdan 10 gün sonra, 15 gün sonra gece doktorumu aramışım mesela. Halüsinasyon görmeye başlıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir şeyler yolunda gitmiyor falan diye doktoru arıyorum. Sabahleyin yani 2-3 saat uyumuşum sonra doktor bir sürü mesaj atmış bana. Diyorum ki Allah Allah neden bana Esra Hanım mesaj attı diyorum. Sedacığım iyi misin? Sedacığım şöyleydi su içmen lazım falan filan. Halüsinasyon görüyorum ya. Evde birileri geziyor zannediyorum uykusuzluktan ve olayın stresinden. Bir de ben sezaryen doğum yaptım. İstememiştim ama şekil öyle gerçekleşti yani. Durum onu gösterdi maalesef ki. Çok zor geçti yani ilk üç ayım. Ama şu an Allah'a şükürler olsun rahatım. Peki ağladığın hiç oldu mu yetemiyorum diye? Evet ağladığım oluyor. Hala her şey saçma sapan ağlayabiliyorum.
Bütün hormonlarım değişti çünkü. Tüm setlerin, konserlerin, eğlence, dizi, film sektörünün durduğu bu günlerde çocuğunun da geleceğini düşünen bir anne olarak Sela Bakan çarpıcı gerçekleri bir bir söylüyor. Çalışmak zorundayım. Hazıra daha dayanmaz. Ama belki böyle bir senaryo gelir. Ah bunda oynamam gerekiyor dersin. Ve onu böyle alıp setlere getirme gibi durumun söz konusu olabilir. Belki olabilir. İleride. İleride bakacağız artık. Evet. Olur olur yani. Bu şey bir kritik zamanları geçirelim zaten. Şu bir olay pandemi ortadan kalksın. Sonrasında hepimiz çalışmak zorundayız yani. Para kazanmak zorundayız. İstanbul'da yaşamak kolay değil. Evin bir sürü masrafı var neticede. Herkese hava hoş geliyor ama hazıra daha dayanmaz. Hı. Maalesef ki. Hay, hepimiz çalışmak zorundayız. Son olarak içini döküyor Sela Bakan ve yaşadığı kaygı ve korkuları tüm içtenliğiyle paylaşıyor. Bir de çocuğum var. Korkuyor musun? Korkmaz olur muyum ya? Çok korkuyorum tabii. Ben bir de daha önceden böyle bir panik atak yaşamıştım hayatımın böyle eski bir döneminde. Şimdi bu sokağa çıkma, işte şöyle yapın, böyle yapın falan deyince bunlar insanı strese sokan şeyler. Böyle şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. Ama tabii ki de korkuyorum. Allah özelini güzelini yazsın anlama. Onu bulduğumda mutluluktan... Evet. Daha çok güzel. Seda'nın en azından oyalanacak ne kadar güzel evde çok bir yavrusu var. Ona bakmakla zaten saatler geçer, ömür geçer. Sevgili